Herkese yeniden merhaba. Bu videoda duyu organlarına devam ediyoruz. Burada size burun, dil ve kulak organını anlatacağım. Başlayalım. Şimdi ilk olarak burunla başlayalım. Burun koku alma organıdır. Tabii ki bunun dışında solunum sisteminde de solunum organı olarak da karşımıza çıkıyor. Ama biz burada bu ünitede koku organı olarak incelemesi yapacağız. Solunum sisteminde tabii ki burundan bu kez solunum organı olarak bahsedeceğiz. Burnumuz İçerisinde bulunan kemoreseptörler ile gelen kokuyu algılama özelliğine sahiptir. Ve bu kemoreseptörler sarı bölge adını verdiğimiz yapıların içerisinde yer alır. Ve sarı bölge dediğimiz yer ise burnun iki burun deliğinin her yerinde değil sadece üst kısmında tabakalaşmıştır. Yani üst kısımda bulunmaktadır. Bu sarı bölgeye aynı zamanda koku soğancığı ismi de verilir. Ve burnumuzun içerisi mukus salgılayan goblet hücrelerinin bulunduğu bir alandır aynı zamanda. Buradaki bu goblet hücreleri bizim için çok değerli. Çünkü bunlar mukus üretiyorlar ve bu mukus hava ile gelen koku taneciklerinin çözünmesini sağlıyor. Ve çözünen koku tanecikleri de sarı bölgedeki kemoreseptörlerin silleri sayesinde algılanıyor. Bazen hasta olduğumuz zaman bu mukus tabakası kalınlaşabilir ve kalınlaşma yaptığında mukus içinde çözünen koku taneleri bu sillere ulaşamadığı için biz hiçbir şekilde kokuyu da algılayamamış oluyoruz. Ve koku algılanmadığı zaman gene birazdan anlatacağım ama tat duyusu da algılanmıyor. Çünkü koku ve tat beynin birbiriyle bağlantılı olan bölgesinde algılaması gerçekleştiriliyor. Bir de kemo reseptörlerin şöyle bir özelliği var. Aynı uyarı ile sürekli uyarıldıkları zaman impuls oluşumunu durduruyorlar. Yani bakıyor ki oradaki reseptör hep aynı uyarıyı alıyor. Dolayısıyla bir süre sonra uyarı değişmediği için bunu algılamayı bırakıyor. Ancak aradan biraz geçtikten sonra başka bir ortama girilir. Sonra aynı ortama tekrar gelinirse tekrardan koku algılaması yapılabilir. Örneğin parfüm seçeceğiniz zaman, bir parfüm satan bir mağazaya gittiğiniz zaman bir iki tane parfümü denedikten sonra tüm parfümlerin kokusu aynı gelmeye başlar. Çünkü burnumuz artık o kokuları ayırt edemez hale gelir. Bu yüzden de parfümcüler kahve gibi çok etkili kokusu olan bir şeyi yanlarında bulundurur. Size birkaç tane parfüm denettikten sonra kahve koklamanızı isterler ve sonra parfümü tekrar koklamanız istenir. Araya farklı bir koku girdiği zaman kemoreseptörler uyarının o farklılığını algılayıp tekrardan parfüm kokusunu algılamaya başlarlar. Ya da bunu şu şekilde de yaşayabiliyoruz. Örneğin yeni bir odaya, yeni bir sınıfa ya da okul varsayalım. Sınıfa girdiğiniz zaman sınıfta bir koku algılayabiliriz. Ama o sınıfta durdukça koku bir süre sonra gelmez. Oysa ki sınıftan çıkıp aynı sınıfa tekrar girerseniz kokuyu tekrardan algılayabilir hale gelirsiniz. Şimdi koku alma olayındaki uyarı iletimi nasıl olur? Biraz ona bakacağız. İlk olarak koku burun deliklerine gelir ve burun deliklerinden burnun burun boşluğuna girer. Burun boşluğuna giren koku molekülleri burada sarı bölge tarafından algılanır. Sarı bölgede kemoreseptörler var ve bu reseptörler bunu algılayacaklar. Algılama yapan kemoreseptörler uyarıyı koku sinirlerine ya da koku nöronlarına verir. Koku nöronları da bu uyarıyı alarak beyin kabuğundaki değerlendirme merkezine götürür. Burada önemli olan şu, bu koku olayı sırasında talamusa uğrama yapılmıyor. Yani talamus koku sinirlerini algılayıp beyin kabuğuna iletmiyor. Koku talamusa uğramadan kendiliğinden beyindeki değerlendirme merkezine giderek kokunun algılaması sağlanmış oluyor. Şimdi geldik dil konusuna. Dil tat alma organı olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki bunun dışında konuşma ve yutma sırasında da görevleri var. Ama bizi burada ilgilendiren kısım tadı nasıl algıladı. Dilde de tat algılamada özelleşmiş kemoreseptörler bulunuyor. Bu kemoreseptörlerin aynı burundaki kemoreseptörler gibi bir tat molekülünü algılayabilmesi için bu tadın mukus içerisinde yani suda ya da tükürükte çözülmüş olma zorunluluğu var. Ancak su ya da tükürük içerisinde çözülmüş olan tat molekülleri burada bulunan reseptörler tarafından algılanabiliyor. Dilimizin her yerine yayılmış olan tat reseptörleri bulunur ve bu tat reseptörlerine tat tomurcukları adını veriyoruz. Ve tat tomurcukları da bir araya gelerek Papilla adını verilen yapıları oluşturuyorlar. Bir papillaya baktığımız zaman bunun içerisinde çeşitli tatları algılamak için özelleşmiş olan kemoreseptörler bulunabilir ve dilimizde 5 farklı tadı algılama özelliğinde kemoreseptör bulunur. Bunlar tatlı algılama, umami algılama, acı algılama, ekşi algılama ve tuzlu algılama. Tatlı, acı, ekşi ve tuzlunun ne olduğunu zaten biliyorsunuz ama burada ilk defa duymuş olduğunuz şey umami olabilir. Umami glisemik asitin algılanmasını sağlayan bir tat tomurcuğudur. Umami dediğimiz bu tat yeni aslında ortaya çıkmış bir tat. Çok eski bir geçmişi yok. Hatta bundan birkaç yıl öncesine kadar hiç anlatılmayan ama artık umami diye bir tat tomurcuğumuzun olduğunu biliyoruz. Ve umami ile lütfen 5. tat olarak bilmenizi istiyorum. Bir tadın algılanmasında sadece kemoreseptörün uyarıyı algılaması yeterli değildir. Bir besinin tadının bize daha güzel gelmesi için besinin sıcaklığı, kokusu ve görüntüsünün de önemi vardır. Örneğin, birebir aynı olan yemeği restoranda yediğiniz zaman o size daha lezzetli geliyor. Bunun sebebi restoranlarda yemeklerin güzel bir sunumla konulması. Yani orada yemeğe baktığımız zaman gözümüze hoş gözüktüğü için tadını da daha lezzetli olarak algılamış oluyoruz. Ya da aynı yemeği bir soğuk bir de sıcak olarak tadına bakarsanız tadının farklı olduğunu göreceksiniz. Sıcak olduğunda kesinlikle tadını daha iyi algılayabiliyoruz. Ya da bir yemeğin kokusunu duyduğumuz zaman tadını da daha iyi alıyoruz. Örneğin grip, nezle gibi hastalıklarda koku algılaması yapamadığımız için tadını da algılayamıyoruz. Çünkü tat ve koku merkezi beyinde birbirleriyle beraber çalışıyor. Koku alınamadığı zaman tat da çok iyi alınamıyor. Dilimiz tat algılama duyusu olsa da aslında dilimizde deriden oluşmuştur. Dolayısıyla deri yapısında bulunan ki bir sonraki videoda anlatacağım mekanoreseptör ve termoreseptörler burada da bulunmak zorundadır. Bu nedenle bir besini yerken besinin dokusunu ve besinin sıcaklığını da algılayabilmekteyiz. Şimdi geldim işitme duyusu yani kulak konusuna. Sağlıklı bir insanda bir çift yani sağlı sollu olmak üzere iki tane kulak bulunur. Kulağımız hem işitme hem de dengede görevli olan duyu organıdır. Biz burada hem denge hem de işitme olarak ikisini de ayrı ayrı göreceğiz. Şimdi kulağın yapısına bakacak olursak kulağımız dış kulak şurası orta kulak ve iç kulak olmak üzere 3 kısımdan oluşmuş durumdadır. Şimdi bu yapıların hepsinde teker teker neler olduğunu görelim. Dış kulak dediğimiz yer sesin gaz olarak iletimini sağlayan bir bölgedir. Üç kısımdan oluşur. Kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarıdır. Kulak zarını bazıları orta kulağa da dahil edebiliyor. Ama şöyle düşünebilirsiniz aslında iki bölgenin tam ortasında sınır olan bir bölgedir. Kulak kepçesi şu bölge ve ses dalgalarını toplayarak kulak yolunu iletmekle sorumludur. Kulak kepçesi sadece memeli canlılara özgü bir yapıdır. Kuşların, sürüngenlerin, balıkların ya da amfibilerin hiçbir şekilde bir kulak kepçesi bulunmaz. Sadece memelilerde kulak kepçesi vardır ve kulak kepçesinin boyutu, yapısı, şekli tamamen canlıdan canlıya değişiklik göstermektedir. Kulak yolu kulak kepçesinden Kulak zarına kadar olan şu iç bölgedir. Buranın içerisinde çeşitli bez epitelleri bulunur. Yani çeşitli salgı yapan hücreler bulunur. Bu hücreler kulak kiri dediğimiz o salgıyı salgılar ve bu salgıyla havadan gelen çeşitli tozlar ve mikroorganizmalar birleştiğinde de kulak kiri ortaya çıkar. Kulak kiri sadece bir kir, bir salgı olarak düşünmemek gerekiyor. Çünkü kulak zarının esnekliği ve kulak yolunun nemliliği için gereklidir. Kulak yolunun içinde bulunan bu kulak kirlerini çok büyük bir hata yaparak Kulak pamuklarıyla temizlemeye çalışırız ama kulak pamukları aslında kulak kepçesinin kıvrımlarının temizlenmesi için vardır. Kulak yolunun temizlenmesi için üretilmemişlerdir. Yani aslında çok yanlış anlaşılmış bir ürün oluyor kendisi. İçerinin yani buranın kulak pamuklarıyla temizlenmemesi gerekiyor. Çünkü biz şu bölgeyi temizlerken aslında evet sanki temizlediğimizi zannediyoruz ama şuradaki kulak kirini ittiriyoruz ve bu ittirme zamanla kulak zarına zarar verebiliyor. Bu yüzden de aslında her banyo sonrasında kulak kiri suyun etkisiyle yumuşuyor ve aslında kulak onu kendiliğinden dışarı atıyor. Biz de dışarı atılan şu bölgede kalan kulak kirlerini temizleyerek kulağımız için yeterince temizlik yapmış oluyoruz. Gelelim kulak zarına. Kulak zarı orta kulak ile dış kulak arasındaki tam olarak sınır bölgesinde bulunan bir yapıdır. Buraya gelen ses dalgalarını kuvvetlendirerek orta kulakta bulunan çekiç kemiğini iletir ve böylelikle ses dalgası dış kulaktan orta kulağa geçmiş olur. Orta kulağa geldiğimizde ise burası ses dalgalarının katı ortamda taşınmasını sağlayan bir yapıdır. Kulak zarıyla başlar, oval ve yuvarlak pencere arasında kalan bölümü oluşturur. Burada çekiç, örs, üzengi kemikleri ki bunlara kemik köprü adını da verebiliyoruz ve östaki borusu bulunur. Çekiç, örs, üzengi kemiklerine bu ismin verilmesinin sebebi bu kemiklerin şeklinin çekiçe örse ve üzengiye benzemesinden kaynaklanıyor. Bu üç kemik birbirleriyle temas ederek birbirleri üzerinden ses dalgasını bir sonraki bölge olan oval pencereye iletiyor ve böylelikle de ses bir sonraki bölüm olan iç kulağa iletilmiş oluyor. Bunlar aynı zamanda vücudumuzun en küçük kemikleridir. Çeşitli genel kültür sorularında en küçük vücut kemiği nerede bulunur gibi sorular sorulur. Cevabı kulak olmalıdır. Bunlar en küçük 3 kemiğimiz. Gelelim östaki borusuna. Östaki borusu işitmede görev alan bir boru değildir. Ses dalgası iletimi yapmaz. Ancak Orta kulağın basıncını ayarlayarak dış kulak ve iç kulak arasında da bir basınç dengesi sağlar. Tabii ki bu basınç dengesi de bizim daha iyi duymamızda önemlidir. Ama işitmede ses dalgası iletimi gibi bir görevi yoktur. Bu östeki borusu boru aşağıya doğru ilerleyerek yutak bölgesine açılır ve yutağın olduğu yerde de kapakçıklara sahiptir. Bu kapakçıklar esneme, yutkunma ya da ani basınç değişikliklerinde açılarak kulağımızın içindeki basıncın dengelenmesine görev yapar. Örneğin bazen kulağımız tıkandığında burnumuzu ve ağzımızı tıkayıp nefesimizi ittirmeye çalışırız. İşte o sırada aslında nefesimizi östeki borusundan göndererek buradaki kulak zarı ittirmeye çalışıyoruz. Bunu aşırı derecede yapmak zararlıdır çünkü kulak zarının patlatma riski vardır. Şimdi gelelim iç kulağa. İç kulakta ise ses dalgalarının taşınması sıvı bir şekilde gerçekleşiyor. Çünkü burada tamamen sıvılar var ve buraya kadar gelmiş olan ses dalgaları bu sıvıyı titreştirerek uyarının reseptörlere geçmesini sağlayacak. Burası hem işitme hem de denge ile alakalı yapılar barındırır. Oval pencereyle başlar ve devamında kalan yer tamamen iç kulak yapısını oluşturur. Burada işitme ile alakalı olan kısım salyangozdur. Salyangozu şurada görüyoruz ya da şurada da görebiliriz. Bu salyangoz denge değil sadece işitmeden sorumludur. Çünkü içerisinde işitme algısı yapabilecek reseptörler bulunur. Salyangoz Tepe noktası tek noktada birleşen tam 3 tane kanaldan oluşmuştur. Şuradaki şu noktayı yakınlaştırdığımız zaman burada birbiri üzerinde duran 3 tane kanal görürüz. Bunlar vestibular kanal, Kohlear kanal ve timpanik kanaldır. Vestibular ve timpanik kanal içerisinde proteince zengin perilem sıvısı, kohleer kanal içerisinde ise klorca zengin endolem sıvısı bulunur. Kohleer kanalın timpanik kanala yakın olan yani aslında ikisi arasında bulunan bir korti organına sahiptir. Korte organı içerisinde işitme ile alakalı reseptörler barındırır ve perilem sıvısının ardından da endolem sıvısının titreşmesiyle korte organında bulunan reseptörler bu titreşimi algılar ve algıladıkları titreşimi işitme sinirlerine göndererek uyarının algılanmasını sağlarlar. Bir de burada bir yuvarlak pencere vardır. Yuvarlak pencere şöyle görev görüyor. Oval pencereye gelen işitme yani ses dalgaları buradaki perilenf ve endolenf sıvısına verildikten sonra bu sıvılar titreşir. Ama bu titreşimin bir yerde durması gerekir. Eğer titreşim durmazsa korti organındaki reseptörler sürekli titreşim algılar. Bu da bizim sürekli bir ses algılamamız anlamına gelir. İşte bu titreşimin bir süre sonra durdurulması için yuvarlak pencere ihtiyaç var. Yani yuvarlak pencere timpanik kanalla bağlantılı olup titreşimi durdurur ve böylelikle yankı olayını ortadan kaldırmış olur demin demiştik ki iç kulakta işitme dışında denge bölümü de var. Denge bölümünü ise salyangozun hemen üzerinde bulunan yarım daire kanallarının olduğu bölüm ortaya çıkarıyor. Bu yarım daire kanallarının olduğu yapının içi endolem sıvısıyla doludur ve hareket etmemiz sırasında bu sıvı titreşerek buradaki reseptörler bu sıvının titreşmesinden bir uyarı algılar ve bu uyarıyı alarak beyincik bölgesine gönderir ve beyincik de bizim dengemizin sağlanmasında ayarlamalar yapar. Size sinir sisteminde beyinciği anlatırken de bahsetmiştim. Beyincik için demiştik ki kaslardan gözlerden ve kulaktan gelen uyarıları değerlendirip koordinasyon oluşturarak hareketin dengelenmesini sağlar. İşte buradaki kulaktan gelen uyarılar bu şekilde gelir. Yarım daire kanallarının hemen altında tulumcuk ve kesecik dediğimiz yapılar vardır. Bu kesecik de salangoza bağlıdır ve kesecik ve tulumcuk içerisinde kalsiyum karbonattan oluşmuş otolit taşları bulunur. Bunları biz halk arasında kulak kristalleri falan olarak da biliyoruz. Bu taşların hareket etmesine bağlı olarak bu taşların bulunduğu yerde bulunan gene mekanoreseptörler uyarıyı algılayarak dengemizin sağlanmasını sağlarlar. Örneğin vertigo hastalığı bulunuyor. Vertigo hastalığında otolit taşları gereksiz yere hareket ediyor ve bu hareket sonrasında vücudun dengesinde bir bozulma görülüyor. İşte bu bozulma da bizim karşımıza vertigo hastalığı olarak çıkıyor. Vertigo hastalığı günümüzde ilaçlarla durdurulmaya çalışılan bir hastalıktır ve aslında çok da fazla yaygın görülen bir hastalık olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi gelelim işitme olayına. Yani bu işitmede hangi organlar hangi sırayla görev yapar? Şimdi ses dalgaları ilk olarak kulak kepçesine gelir ve kulak kepçesi bu ses dalgalarını toparlayarak kulak yoluna iletir. Kulak yolu yerine dış kulak yolu terimini de görebilirsiniz. Aynı şey. Kulak yolu bu ses dalgalarını alır ve kulak zarına iletir. Kulak zarı ses dalgalarını kuvvetlendirerek çekiç, örs ve üzengi kemiklerine gönderir. Çekiç örs ve üzengi kemikleri hem birbirlerine gönderir hem de sesi kuvvetlendirir ve bunlar da sesi oval pencereye iletir. Oval pencere bu sesi iç kulaktaki perilenf sıvısına iletir. Perilenf sıvısının titreşmesiyle endolenf sıvısı titreşir ve endolenf sıvısı titreştiği zaman sahlangozun kohlear ve timpanik kanal arasında bulunan korti organı bunu algılar ve korti organının yapısında bulunan ses algılayabilen mekanoreseptörlerde uyarıyı algıladıktan sonra işitme nöronlarına ya da işitme sinirlerine iletir. İşitme sinirleri talamusa gelerek talamus bunları toparlar ve toparladıktan sonra beyin kabuğundaki değerlendirme merkezine gönderir. ve tüm bunların sonrasında da biz sonunda duymuş oluruz. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Böylelikle size kulak, dil ve burun konusunda anlatmış oldum. Bir sonraki videoda konuya kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.